Hatırlıyorum da çocukken ayakkabılarımın üstüne çizimler yapardım. Ayakkabımın üstü dolunca da bacaklara doğru devam ederdim. Aslında babam çok da sanatsal şeyler yapmamı istemiyordu. Belki de mimarlık tarzı bir şey denemelisin, diye öyle şeyler söylerdi yani. Ben de ona sanattan da para kazanabileceğimi ve hayatımı sanatla sürdürebileceğimi kanıtlamak zorundaydım. Bunun için çalıştım. Sonra şunu fark ettim. Sanatla teknolojiyi bir araya getirirseniz günümüz dünyasına çok daha uygun bir şey ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ve ayrıca bu alandaki işler daha istikrarlı görünüyor. O sıralar web siteleri yapıyordum ve animasyonları gördüm. Bunlar bir butona tıklayarak küçük bir animasyon yaratabileceğiniz tarz şeylerdi. İşte bunlar ilgimi çekmişti ve daha fazla araştırmaya başladım. Sonra web sitem gittikçe süslü bir hale geldi ve ben de acaba logomu 3 boyutlu dönen bir animasyon şeklinde yapsam nasıl olur diye düşündüm kendi kendime. İyi de 3 boyutlu şeyleri nasıl yapacaktım? Soru buydu. Sonra sanat okullarının öğrenci portfolyolarını inceledikleri Ulusal Portfolyo Günü diye bir etkinliğe katıldım. Üç boyutlu birkaç çalışmam vardı ama bunları çok da önemsemiyordum. Sadece normal bir sanatçıyım ve portfolyomda bu tarz şeyler de bulunuyor diye düşünüyordum. Ama sonra bir üniversite bunları gördü ve vay canına dediler. Ve bana kesinlikle üç boyutlu şeylere yoğunlaşmam gerektiğini söylediler. Ben de üç boyutlu nelere dedim. Onlar da üç boyutlu bilgisayar grafiklerinden bahsettiklerini açıkladılar. O zamanlar teknoloji konusunda pek fazla bilgim yoktu. O yüzden üniversitedeyken bir sünger gibiydi ve gerçekten çok şey öğrendim. Okulda iki buçuk dakikalık bir kısa film hazırlamamız istenmişti. Benim filmim bir fener bekçisiyle ilgiliydi. Feneri yakmak için kullandığı mekanizma donmuştu ve onu tamir etmesi gerekiyordu. Aksi takdirde yaklaşmakta olan gemi üzerinde olduğu kayalığa çarpacaktı. Bozuk şeyi tamir etmeye çalışırken adama elektrik çarpıyordu ve ölüyordu. Sonra ruhu bir hayalet olarak ortaya çıkıyor ve tamiratı tamamlamaya çalışıyordu. Fakat e, bu sefer artık bir hayalet olduğu için tabi kolları açma kapama düğmesinin içinden geçiyordu, e, açma kapama düğmesine basamıyordu. Geminin kornasını duyup arkasına bakınca ölmüş olan bedenini görüp şok oluyordu. Ama bu durumdan bir an önce çıkması lazım, yoksa gemi çarpacak. Sonra ışığın gücünü kuvvetlendiren merceği görüp içine atlıyordu. Bu sayede ışık hayaletin de etkisiyle birden parlamaya başlıyor. Gemi de böylelikle kayaları fark edip çarpmaktan kurtuluyordu. Bu projede benim için çok değerli olan birkaç şey vardı. Mesela bu filmdeki karakteri yaratırken gerçekten çok eğlenmiştim. Pixar'da işe başvururken de aslında tamamen farklı bir pozisyon için başvuruyordum. Fakat görüşmede o filmdeki karaktere değişik hareketler yaptırdığım, üzerinde çeşit çeşit yüz ifadeleri denediğim kısa bir film göstermiştim. Onlar da bana seni rigging bölümünde istiyoruz dediler. Ben de peki ama rigging nedir diye sormuştum. Rigging basitçe anlatmak gerekirse karakterinizi hareket ettirebileceğiniz, mesela ona yüz hareketleri yaptırabileceğiniz nokta ve buton gruplarından oluşan bir ara yüz tasarlamak anlamına geliyor. Yüze çeşitli şekiller yaptırabiliyorsunuz. Çok eğlenceli. Robot yapmayı çok seviyorum. Bunu seviyorum çünkü robotlar aslında Pixar'da yaptığım işin bir uzantısı gibi. Pixar'daki işimde de izleyen insanların bu karakterlerin canlı olduğuna inanması için çalışıyorum. Robotikle ilgilenirken şunu düşünüyorum. Peki ya yarattığım bu karakterleri sadece iki saat için değil de çok daha uzun süreler için canlı gösterebilseydim nasıl olurdu? Mesela mesela birkaç seneliğine diyelim. Evet, işte bu düşünce beni heyecanlandırıyor. Bu arada hakkında hiçbir fikrim olmayan bir sürü şeyi kurcalamam gerekiyor aslında. Çünkü benim eğitimim sanat üzerine. Burada makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve imalat gibi teknik şeyler bir arada. Yani bilmediğim o kadar çok şey var ki. O yüzden internete bakınıyorum. Sonuçta daha önce bu konuların hiçbiri hakkında tek bir ders bile almamıştım. Yani tamamen bilmediğim konular. Görsel öğrenen bir insan olduğum için her zaman öncelikle internetten videolardan araştırırım. Bana yardımcı olan şey videolar oluyor. Burada da Kaan Akademi'nin çok yardımını gördüm. Eğer video olarak hiçbir kaynak bulamazsam ancak o zaman metinlere başvuruyorum. Kısacası bu benim için insanlarla ve robotlarla yaptığım bir deney ve bir yapay zeka ile ne tarz etkileşimler kurabileceğini keşfetmek gibi bir şey. Yani gerçekten eğlenceli. <laughs>